Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İstanbul'da 7 koşul bir program bizleri bekliyor. Adana ve Diyarbakır tahminlerimizin de kanalımızda mevcut olduğunu belirtmek istiyorum ayrı videolar olarak. Adana'da 9 koşu var. Diyarbakır'da 6 adet koşu var. Arkadaşlar baştan belirteyim. Abone değilsek abone olalım, katıl üyesi olalım ve videoyu beğenelim. Katıl üyelerimize özel olarak videolara erken erişim sağlıyoruz arkadaşlar. Videoları daha erken izlemek istiyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Bize destek vermek için de sadece katıl üyesi olabilirsiniz. Evet, şimdi İstanbul tahminlerimizde 7 koşul programda şart 4 bir yarışla başlayacağız. Yamak 1 apran timiyor. 2.5'ta 4 yukarı Araplar. 2000 metrede sentetik pistte çıkacaklar. Arkadaşlar 7'li plase için biliyorsunuz ve üçlü ganyan için bir atı tek geçerek başlıyoruz. Hani oyun stilimiz bu yönde olduğu için. Burada da öyle bir oyun vereceğiz arkadaşlar. Son yarış performansında iyi gözüken 17 gün evvel 4. olan Safkan bu yıl sadece 3 yarış koşmuş olmasına rağmen son yarışı ile birlikte burada galibiyete ışık yaktı diyebiliriz. 55,5 kiloda Mert Uyar'la birlikte 4 numara Akkula favorim ve bu yarış için sizlere tek önerimdir arkadaşlar. 2.15.17 geçmişte bu pistte elde ettiği iyi bir dereceye de sahip ki bu derece rakipler içerisinde en iyi derece olduğunu görüyoruz. 4 numara Akkula bu yarışta arkadaşlar tek. Sıralı ikili için bir önerim var. 3 numara Özgün Stone. İkinci gelmesini beklediğim isim. Dış start tercih istedi Özgün Stone. En dışın bir yanından çıkacak 7. kulvardan. 4 arkası 3 tavsiyemdir arkadaşlar sıralı ikili için. İkinci koşuya geçelim. Saat 3'te arkadaşlar şart 5 3 yukarı İngilizler 1500 metrede sentetik pistte çıkıyorlar. Bu yarış için start alacak 11 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar bu yarışta bir kere yani form olarak çok iyi gelen birkaç safkan var. O birkaç safkanı yazarak oyunu yapmamız gerektiği kanaatindeyim. İlk ayak burada biraz kuvvetli geçeceğiz gibi gözüküyor. Ama çok da fazla at yazacağız diye bir durum yok. Yani o konuda içiniz rahat olsun. Arkadaşlar vereceğim atları bir arada yazmanızı istiyorum. O yüzden bir sıralama var gibi düşünmeyin. Sadece ben numaralardaki sıralarına göre söyleyeceğim. Ama sıralamaya koymadık bu yarış için atları. Bir numara Harlan Draka Mustafa Çiçek ile birlikte 34 gün arası var. 63 kilo gibi bir yüksek kiloda koşuyor olsa da verdiği ara itibariyle burada hazır olmasını bekliyoruz. 3 numara Polpu 17 gün evvel 5. olan Safkan Özcan Yıldırım biniyor. Bu mesafede etkili olan bir isim. Son yarış performanslarında da idare eder düzeyde olduğunu düşünüyoruz. Galibiyet için burada şansı olacaktır. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir diğer burada dikkatimizi çeken Safkan Nevzat Avcı ile Jack Sparrow 8 numaralı Safkan. Bu mesafede yine etkili. Son yarış 6. kalsa da burada yine şansı olacağını düşündüğüm bir isim. Ve arkadaşlar 7 numara Lex Talionis Mertcan Çelik'in bineceği Safkan en dış kulvardan çıkış yapacak. Bu isim de 29 gün evvel 6. oldu. Daha evvelki yarışlarında birincilik ve ikinciliği mevcut son 3 yarış itibariyle. Arkadaşlar bizim tercihimiz bu 4 atın birden yazılmasından yana ilk ayak olması sebebiyle 6'lıda aynı zamanda da sağlam geçmiş olacağız. Üçüncü koşu ikinci ayak saat 3.30'da 15 handikap dişlere mahsus 3 çıkar İngilizler 1400 metre sentetik pist yarışı olacak arkadaşlar. Burada 14 adet safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Nevzat Avcı ile birlikte March Violet 4 numaralı safkan bu koşuda favorimizdir. 27 gün evvel 4. elde eden safkan bu koşuda da galibiyete en yakın isim olarak gözüküyor diyebilirim. Bu yarışta size sürpriz olarak tavsiye edeceğimiz iki tane at var arkadaşlar. Bu atlara geçeceğim şimdi. Ali Kaçmaz'la 9 numara Hard Not To Love ve arkadaşlar burada Mücahit Bayır'la birlikte Baklakır'ı 11 numara sürpriz hanesinde değerlendirdiğimiz safkanlardır arkadaşlar. Bu iki safkan da bu mesafede gidebiliyor ve baktığımızda son yarışlarında da bir şekilde acaba gelir mi diye düşünce yarattılar bizde. Hard Not To Love tabii ki son iki koşusunda biraz bocalamış gibi gözüküyor olsa da aslında bu mesafede iyi koşacağını bana sinyalini verdi diyebilirim. 27 günlük bir arayla da birlikte bu kadar düşük kiloda şansı olacağını düşündüm. Baklakır'ı da son yarışı üçüncülüğü ile birlikte bu mesafede etkili olduğunu da düşünerekten yazmakta fayda gördüm arkadaşlar. Bu iki atı burada sürpriz olarak değerlendiriyorum.
Şimdi geçelim burada başka at yazacak olursak kuponu genişletirken garantiye almak adına tercih yapacağız. 3 numara Tangül Hanım'dan yana kullanacağız tercihimizi. Akın Söze'nin bineceği Safkan son yarış performansında 6. kalmış olsa da 29 günlük arası ve bu mesafedeki etkili oluşunu göz önünde bulundurarak kesinlikle kuponlara yazılması gerektiği kanaatindeyim. 4. at olarak bu ismi de oyunlarda değerlendirmenizi istiyorum. Daha fazla bir at önermiyorum. 4 tane atlı bir oyun yine bu yarışta tavsiyemdir arkadaşlar. 14 tane at var. Yani 4 tane de yazmamız gerekiyor gibi gözüküyor. 4. koşu Basri Çift Kurt Koşusu. Basri Çift Kurt Koşusu kısa vade 9 bir yarış arkadaşlar. 2 yaşlı İngilizler 1300 metrede sentetik pistte çıkacaklar. 9 Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz. Ben bu koşuda arkadaşlar favori gördüğüm Safkan'ı tek geçme taraftarıyım. Siz de eğer böyle düşünüyorsanız sizin de böyle bir oyun yapmanızı önereceğim. Burada arkadaşlar benim sizlere favori ve tek olarak vereceğim Safkan Özcan Yıldırım idaresindeki Pitfall 5 numara olacak arkadaşlar. 1 aylık bir arayla geliyor. 1.20-39 derecesi var ama bundan çok daha iyi derece yapacağına eminim. Yani atın baktığımızda ya bu derecesini çok kale almamak lazım. Burada 1.18-1.17 civarında bir dereceyle bir şekilde yarış bitecektir diye düşünüyorum. Pitfall kazanmasını beklediğim isim arkadaşlar burada. Özcan Yıldırım'la en dış kulvardan start alacak. Dış start tercihini isteyip en dışı kapması da açıkçası dikkatimizi çeken önemli bir unsur durumunda arkadaşlar. İkincilik için burada çok fazla aday var. O yüzden sıralı ikili önermiyorum. Düşündüğünüz, tuttuğunuz bir at varsa sıralı ikili için tercih edebilirsiniz. Yoksa burada sadece altılıda 5 numara Pitfall tek diyoruz. 5. koşu saat 4.30. 15 handikap dişi, 4 tükör Araplar, 2100 sentetik pist yarışı. 7 Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar. 6 numara Mihir abla son 2 yarıştır üst üste kazanan bir Safkan. Sentetikten kuma geçti, bir kumda da bir kazandı. Şimdi kum yarışından buraya gelince biraz daha da rahat bir şekilde gelecektir diye tahmin ediyorum. Burada 6 numara Mihir ablayla başlamayı uygun gördüm oyuna. Ardından arkadaşlar burada 10 gün evvel start alıp 3. olmuş olan bir Safkan Mahmut Bağ ile birlikte 2 numara Cuda. Bu ata şans verme taraftarıyım. Yani 10 gün evvelki üçüncülüğü bence burada galibiyet için, bu yarış için yeterli olabilecek bir durum. Bir de arkadaşlar bu mesafede yarış koşmuş olmasıyla 2.25 derecesiyle ve 8 gün evvelki sentetik galibiyetiyle dikkatimizi çeken Kaan Can Gökçe ile 55 kiloda Semboltay 7 numarada burada değerlendirmeye alınabilecek bir isim olarak gözüküyor arkadaşlar. Burası çok değişik bir yarış olacak arkadaşlar. Burada handikap puanları çok aldatıcı. Yani gerçekten hani her sonucu açık bir koşu. Temkinli davranmakta fayda görüyoruz. Biz burada arkadaşlar 6-2-7 şeklinde 3 atlı bir oyun yaptık bilginize. 6. koşuya geçeceğim. Saat 5'te meydan satış 2 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı. 11 Safkan'ın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar bu yarışta. Oyunumuza şöyle başlıyoruz. İlk kez start alacak olmasına rağmen Mustafa Çiçek'le Mr. Baybars iyi gitmesini beklediğimiz bir isim arkadaşlar bu yarışta. Ardından 1 numara Baba İskender. Mertcan Çelik idaresinde start alacak olan Safkan bir tane sentetik pist üçüncülüğü bulunan bir isim. Ondan sonra arkadaşlar burada Mücahit Bayır'la izleyeceğimiz 8. kulvardan çıkış yapacak olan 9 numara Cookie Dough. 29 gün evvelki sentetik dördüncülüğüyle bildiğimiz bir isim. Burada oyun önerimizde yer veriyoruz arkadaşlar. Bunların haricinde ekstra tercih yapmak istediğiniz bir at varsa yazabilirsiniz. Aksi takdirde verdiğimiz bu atlarla da oyununuzu tamamlayabilirsiniz. 7. ve sonuncu koşu saat 5.30'da 15 handikap 3 yaşlı Araplar 1400 metrede sentetik piste çıkıyorlar. Arkadaşlar bu yarışta 16 adet Safkan'ı izleyeceğiz. Fazla at var. Evet, birazcık işimiz zorlaşacak ama biz yaptığımız oyuna güveniyoruz arkadaşlar. Zaten kuvvetli atlar belli. Burada favorimiz 1 numara Tomar'dır. Akın Sözen'le izleyeceğimiz Safkan bir hafta evvel koştuğu yarışın bir kısa vade olduğunu bir kere hatırlatmak istiyorum. Oradaki grupla buradaki grup fark edecektir tabii ki. Tomar'ın bu yarışta galibiyet ihtimali çok yüksek. Akın Sözen'le birlikte start alıyor Safkan. İkinci olarak arkadaşlar burada yazmamız gereken
Değerlendirdiğimiz Safkan, Mertcan Çelik idaresindeki yel beğen 4 numara olacak. Formda geliyor olmasıyla dikkat çeken bir Safkan haliyle. Ondan sonra Avcı Tokoç'in 2 numaraya şans verilebilir. Ardından Iwo Jima 3 numaraya şans verilebilir. Ve son olarak da arkadaşlar 5 numara King Rasim'e şans verilebilir 50 gün arasında rağmen. Diğer isimlerden değerlendirmeyi birisini almadım. Hani bu yarış zorlayıcı bir koşu olacak. Bu arada yani 48,5'ta koşan at, 48,5 kiloda koşan at bile var. Böyle enteresan bir koşuya denk geldik. Mesela Güzel Günler Adem Aslan'la denemek isteyenler için bir sürpriz seçeneği olabilir ama o kadar da bütçenizi zorlayacağınızı zannetmiyorum. Yapmamanıza gerek de yok zaten. Yani burada maksimum bu 5 at olur. 1, 2, 3, 4, 5 olur. Favorim 1 numara Tomar'dır. Tekrardan belirteyim. Bu videoyu bitiriyorum. Diğer videolar yayında Diyarbakır Adana tahminleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi katıl üyesi olursanız videolara erken erişim elde edebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone değilsek abone olalım diyorum. Videoyu beğenelim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.